Elhamdülillah lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet Resûlü Rabbina bil hak sallû alâ Resûlina Muhammed sallû alâ tabîb kulûbina Muhammed Allahum sallî alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allahum sallî alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bu mübarek Cuma gecesinde 43. farz, 54 farzdan 43. farzı okuyacağız inşallah. Ve dersin sonunda da Aşura gecesiyle ilgili ve günüyle ilgili amelleri ve faziletleri kısaca anlatacağız. Aşura gecesi, Muharrem-i Şerif'in 10. gecesi yani bu cumartesi. Pazara bağlayan gece. He? Öyle mi yazıyor? Aşura pazartesi günü mü? Peki bakalım şimdi. Yanlış yazıldıysa da düzeltmek için bakmakta fayda vardır. Ben mi anlamadım yoksa? Yine bir de takvime bakın yine siz. Evet. Doğru yazılmış, evet. Pazarı pazartesiye bağlayan gece, evet. Ama bir daha sohbetten evvel olduğu için biz yine bu geceden vazifeleri konuşmalıyız. Neler yapacağımızı beyan ederiz inşallah. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece de Bursa'da sohbet oluyor saat 8'den sonra Vakıfköy'de. Orada da Aşura dersi yaparız inşallah. Evvelce buralarda yapıyorduk fakat şimdi çok peş peşe oluyor. Televizyonlar da çıktı. Tabii vakitler yetmiyor. Onun için Cumartesi'yi pazara bağlayan gece Bursa'ya gelinirse oradaki sohbette de Aşura gecesi hakkında tafsilat verilir. Yani o gece ve gündüz olanlar, yaşananlar ve ders hakkında oradan yapılır. O ders internetten canlı veriliyor. Değil mi? Bursa'daki ders gelemeyenler tabii internetten canlı verilir. Cübbelahmethoca.tv'den oradan da herkes dinleyebilir. İnşallah o gecenin de dersini kaçırmayın. Onda biraz daha uzun konuşulur. Bu konular inşallah diyelim. Şimdi bir de şunu niyet ettim inşallah becerebiliriz. Epey senedir yapamıyoruz. Hıfız namazı yani hafızayı açma ve ezber kuvvetimizi artırma hususunda Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor. Evvelce pek bir şey ezberleyemiyordum. Aklımdan gidiyordu. Birkaç ayet ezberliyordum. Sonra unutuyordum. Sonra Resulullah'a geldim. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu durumumdan şikayet ettim. Buyurdu ki sana bir namaz öğreteyim. Onu kılarsan bir şey unutmazsın. Ve o namaz cuma geceleri ancak kılınıyor. Şimdi bu saat tabii 7'den sonra cuma 7. Akşam ezanıyla cuma gecesidir ama tabi eftal olan son üçte bir
Yani işte saat 3.30-4'lerde ama 4-4.30'larda şimdi insanların toplanması güç oluyor. Cuma günde insanların işi var, çalışıyorlar. Bu bakımdan kılamazsan da gecenin evvelinde de kılarsın buyurdu. Ortasında da kılarsın. Ne vakit istersen cuma gecesi kılarsın buyurdu. Buna 3 cuma devam et. Yahut 5 cuma devam et. Yahut 7 cuma devam et. Biz bir sefer 7 cuma yapmış idik. Ama kaç sene oldu bilmiyorum burada. Tabii aşağı cami daha ferah oluyor şeyde. Buraya da ses verilir. İnşallah saat 7'de dururuz namaza. Önümüzdeki cuma gecesi haftaya hıfz namazı. Hazreti Ali Efendimiz, tabii onu siz kendiniz zor kılarsınız. Bir rekatta Yasin'in tamamı okunuyor. Bir rekatta Duhan suresi, bir rekatta Secde suresi, bir rekatta Tebarike suresi. Yani hemen hemen Kur'an-ı Azimüşşan'dan yani diyelim ki 10-12 sayfa falan ediyor. Yasin-i Şerif 6 sayfa zaten, Duhan 3, 9 sayfa. 14.5 mu? Efendim 14 sayfa yani bir cüze yakındır. Bu namaz. Onun için sizin yani çoğunuz bunlar bu sureleri ezbere namazda okuyamazsınız. Mahrum olmayasınız inşallah. Cemaatle kılarız, hepimiz ortak oluruz. Hafıza gücümüz artar. Sonra Hazreti Ali Efendimiz keramallahu cehu bu namazı kıldım diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim. Ne diyorsa ezberledim. Kur'an'dan ne hangi ayet o efendim geliyorsa vahiy tabi devam ediyor o zaman yeni geliyor. Bütün vahiyleri ezberledim. Artık hepsi gözümün önüne geldi. Hiçbir şey unutmaz oldum diyor. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Yani Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Onun için sonunda da bir duası var. O duayı da cemaatle yapacağız inşallah. Bu Allah Teala hafızalarımızı muhafaza eylesin. Amin. Ezbere gücümüzü ölünceye kadar bizden efendim selbetmesin. Bizi anlamaktan, kavramaktan, ezberlemekten mahrum etmesin. Allah'ım unutkanlıktan muhafaza eylesin. Unutkanlık çok kötü bir şey. Afetül ilmen nisyan, ilmin afeti ve belası ve musibeti unutmaktır. Bu kadar şey konuşuluyor, okunuluyor, yazılıyor. Unuttuğu zaman insan dünyada da rezil oluyor. Ahirette de sıkıntı çekebiliriz. Unutmanın sebebi de günahlardır. Allah tevbe nasip eylesin. Amin. Nasıl olsa tevbe tesbih namazda kılarak inşallah günahlarımızdan bayağı bir aklandık inşallah. Şimdi önümüzdeki hafta saat 7'yi geçirmeyin çünkü 7.30'a kadar namaz biter. 7.30'dan 8'e kadar da yatsı kılınır. 8'de bir sohbete başlayalım. Milleti de evlerine geç bırakmayalım inşallah. Allah'ım nasip etsin. Amin. Kuvvet versin, kudret versin, imkan versin. Fırsat versin Rabbim. Amin. Mübarek cuma gecelerinde ihya olmuş olur. Zaten hocam benim hafızayla ezberlemekle bilmem ne işim yok yani. Ezberlemesem de olur falan. Hocam böyle alsın. Hocam alın hocamı. Hocamı öne alın buraya. Ondan sonra efendim şimdi ne var? Yasin-i Şerif. Yasin-i Şerif zaten okursak namazda sen de dinlersin. Dinlediğin vakitte ne olur? Fahri Efendi hocam böyle buyur hocamı öne alın buraya. Buradan bir yol verin hocama. Evet efendim. Şimdi Yasin Şerif'i okuduğun zaman zaten 23 hatim. Bir Yasin 23 hatim namazda olursa kat kat. Ondan sonra Duhan suresini cuma gecesi okursan ne var? Okursan tabi cemaatta okuyorsun, namazda okuyorsun. Sen de dinliyorsun. Zaten imam cemaat nedir? İmam cemaat ortaktır. Dinleyen de okuyana ortaktır. Namazda da zaten imama uyuyorsun. Kendi okumuyorsun. Onun kıraatül imam lehu kıraa. Hadis-i şerif. İmamın okuması onun okuması demektir buyuruyor. Niye imam okurken Fatiha falan biz okuyor muyuz? Şafii mezhebinde okunuyorum. Hanefi mezhebinde okumuyoruz. Çünkü imamın okuması senin okuman yerindedir. O zaman Duhan suresi okursan ne olur? Men kara hamim et duhan leylete cuma asba estağfurluğu sebun elfe melek. Her gece var. Tirmizi'de geçer bir hadis-i şerifte Duhan suresini bir gecede okusa sabaha af olarak çıkar. Fakat cuma gecesi okusa
Efendi babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in kenarına yazmıştı bu hadis-i şerifi. Kaynağı Tirmizi'dir. Duhan suresini Cuma gecesi okusa sabaha kadar 70 bin melek onun için af ister. 70 bin melek. O da okunuyor bunda. Diyelim ki hafızamız açılmadı. Denedik. Oo, boşuna canımız. Yarım saat belimiz kırıldı, namazda durduk. Kafamda aynı hiç çalışmıyor. Olsun, ne zarar ettin? Yasin, namazda Yasin dinledin, duha. 70 bin melek sabahı da istiğfar eder. Mülk suresi kabir azabından kurtarır. Tebareke 30 ayetleri. Her bir ayet bir günde muhafaza eder. Tebareke okursa bir ay muhafaza olur. 30 ayetine mukabil bir gün. Kabir azabından kurtarır. Azap melekleriyle çekişir, mücadele eder, onları defedene kadar. Bırakmaz sahibini. Efendim, secde suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece okurdu. Hiç bırakmaz. Yolculukta da bırakmaz, evde de bırakmaz. Secde suresiyle Mülk suresini sallallahu aleyhi ve sellem. Ölmüş sünnetler, ihya edenler, 100 şehit sevabı alır. Ne zarar var bizim bu işlerimizde? He? Bizim bu cemaatlere gelenlerde, okuyanlarda, edenlerde ne zarar var? Şimdi tabii kendimiz kılabilecek namazları cemaatle kılmıyoruz. Ama tesbih namazı millet sayıyı muhafaza edemiyor. Yani kafası sayıya gidiyor, işte huzuru bozuluyor ve yanlış yapıyor. Bu hıfız namazı şimdi nasıl Yasin, Duhan nasıl ezberleyecek adam canım? Kaç kişi okuyabilir? Hafızların çoğu yanlış okur ya namazda bunu oku desen. O halde bunlar şey ama işte 10 kulüvallah olan bir namaz kılınsa şu bunlar herkes kılar 10 kulüvallah herkes okur falan. Onları kendimiz kılalım. Bu gibi şeylerde cemaatle nafile namazlara izin vardır. Efendi Hazretlerimizden tesbih namazı için Efendi babamız Alaaddin Efendi Hazretleri cemaatle kıldığına şahitlik ettiler. Sonra kabul etti ve İmam Rabbani Hazretleri mektubatta buna biraz itiraz eder. Fakat o tabii ezan ve kâmet yapılırsa yani hıfız namazı için özel ezan okunsa, millette davet yapılsa yani davetten maksat tedai diye geçer. Tedai demek hani gelin namaza manasına değil, ezan ve kâmet getirilirse mekruh olur demek. Bir de bunu tabii her namazda adet edinirse kerahat olur. Fıkıhlarda böyle diyen de var. Ama Şiratül İslam, Ruhul Beyan da hepsi caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi peygamberlere kıldırdığı namaz nafile namazdı. Ve imam oldu. Farz olmaz. Peygamberler vefat etmiş. Vefat edene farz kalır mı? Münyetül Musalli de böyle zikreder fıkıhta. Onun için bu itiraz edenlerin şeylerine itibar etmeyin. Biz Efendi Hazretlerimizin efendim mevlid meselesinde de şimdi mevlid ayı geliyor. İşte Dundun Hanım biri kalkmış yine hocayım diye geçiniyor. İşte mevlid. Mevlid okuyorlar. Mevlid dinliyorlar da bit atmış da şuymuş da buymuş da gittiler. Bir tanesi böyle bizim sofil sovan yemezlerden biri Medine'de de bunu söylüyor. Hattat Mustafa Efendi'nin dükkanına gitmiş rahmetullahi aleyh. Büyük veliydi. Ulan Vehhabi misin desin? Kovdu bunu sokağa dışarı. Yani mevlüt mi? Mevlüt'te ne var Resulullah'a met etmekte? Ne var? İşte mektubatta buna itiraz ediyor. Bunlar mektubatı anlamaz. Cahil bunlar tabii. Biz mevlüt kıraati diye bir kitap yazdık. Burada bütün delilleriyle bunları anlattık. Bahattin abi sağdır. Alaaddin Efendi oğlu. Mevlüt okurdu. Hem de makamla okurdu. Alaaddin Efendi babamız dinlerdi. İhsan Efendi hocamız buna şahitlik etmiştir. Dolayısıyla böyle şeyleri efendim mektubata dayanıp da sen anlamadan mektubat onu ne sebeple söylüyor? Toplanıyorlar, işte gece uzun kalıyorlar, tarikat derslerini geciktiriyorlar, teheccüdü kaçırıyorlar, tarikat ehli olan olmayan birbirine karışıyorlar falan filan. Bu sebebi vurudu vardır. Yani ayeti hadisi anlamak için sebebi nüzül, sebebi vurut lazım. Sadece lügat hocalığıyla, ibareyle olmaz. Ondan sonra biz mektubatta da bir şey olsa biz efendiye bakarız. Efendi kime bakar? Alaaddin Efendi Hazretleri dört mezhebisi ona bakar. Mesela mektubatta parmak kaldırma işi nedir namazda? Yapmayın der. Halbuki sünnette var. İmam Rabbani onu yol açmamak için yanlış yapıyorlar falan meselesi. Alaaddin Efendi Hazretleri ne yapar? Parmak kaldırırdı. Bizim efendi kaldırıyor mu? Kaldırıyor şimdi. Mektubata uymadı. Çünkü o şeyhine uyar orada. Mevlüt meselesinde de böyle oldu. Sonradan Seyyid Maliki Hazretleri'nin yanında bu kadar okundu, dinlendi. Efendi Hazretleri bu işlere bir istihare etti ve dinledi. Kaside-i Bürde okuturdu, makamla dinledi. Bunlar dediğim yeni değil yani. Bu efendinin bu dinledikleri 6-7 sene oldu, 10 sene oldu. Dolayısıyla evvelce biraz bu işlere titizlik etmişti. Sonra bu işleri biraz daha geniş etti. Ama
Enstrüman yasaktır biliyoruz. Defin dışında. Defin dışında enstrümanlara cevaz verilmiyor. Nafile meselelerinde de, nafileyle, cemaatle kılınan nafilede de efendim fetva vardır. Ben bunu hangi kitabımda yazdım? Benim kitaplarıma meraklılar var ama delillerini yazdım. Nerede yazdım acaba? Var mı bilen bir tane? Sana diyorsam Şaban Risalesi'nde yazdım. Beraat namazı. Beraat gecesi kılınan namaza itirazlar çok oluyor. İlahiyatçılar şunlar mı? He? Şaban olacak. Yani he, olan ben beraat Şaban Risalesi'nde beraat gecesi namazının da çok izah yaptım. Orada nafilelerin cemaatle kılınması hususunda da bütün kaynaklarını zikrettim. Hatta Muhit-i Burhani'den, fıkıhtan bile yerini buldum yani. Onun için biz burada Efendi Hazretleri'yle evvelce görüştük. Kılınabilir, kıldırabilirsin demişti bana. Tabi bu dediğim 15 sene evvel konuşuyorum, 20 sene evvel. Tesbih namazı falan öyle kılıyorduk. Hıfız namazı da bu kabildendir. Yani halkın kendi başına kılamayacağı. Mahrum mu olsun bu kadar ümmet hayatı boyunca? Kılamaz yani bu namazı. Böylece bakalım gücümüz yet, en az üçleyeceğiz inşallah. Gücümüz yeterse 5 olur, 7 olur. Allah fırsat verirse efendim Allah'ım Celle Celaluhu hıfız namazıyla bizi muhafaza eylesin. Zekamızı muhafaza eylesin. Aklımızı muhafaza eylesin. İmanımızı muhafaza eylesin. Şimdi 43. farz. Neymiş? Verilen sadakayı başa kakmamak. Yani bir hayır yapıyorsun. Birine bir iyilik yapıyorsun. Ondan sonra işte ben sana şöyle yaptım, böyle yaptım şeklinde konuşmamak. Minnet diyorum. Türkçe'de minnet başka manalarda anlaşılıyor ama Arapça'da bu men kelimesi de geçiyor ama minnet olarak Türkçe'de biraz biliniyor. Bana minnet etti. Yani minnet etti demek başıma kalktı. Millet onu anlamaz şimdi. Türkçe'de yanlış kullanılıyor. Minnet etmemek lazım. Yani insana yaptığın bir iyiliği minnet etmemek farz. Ne demek? Başına kalkmamak lazım. Başına kalktığın zaman ne oldu? Sütü döktün yani. Efendim. Nasıl ki koyun, deve neyse bir efendim kova süt verdi. Sonradan ya içine pişledi veya bir ayak vurdu, sütü döktü. Nasıl olursa bir adam da çok sadaka verdi, hayır yaptı. Ondan sonra gösteriş yaparsa, başa kakarsa, iyilik yaptığı adama eziyet ederse o zaman sadakasının sevabı batıl olur. Ne farzlar var? Tabi zaten biz iyilik yapmazsan başa da kakamazsın. Onun için zaten iyilik yapmıyorum ki. Onun için bu farz benden düştü. Sen şimdi başka bir şey konuşuyorsun. Riya yapmak da ne ister? Amel ister. Amel etmeyen neyi riya yapacak? Adam zaten namaz kılmıyor. Buna riya yapma denir mi? Değil mi? Adam neyi riya yapacak? Riya ancak iyi amelde olur. Ramazan günü almış karıyı yanına bir de gitmiş büfeye içki alıyor. Meşhur bir gazeteci yazar yani. Eskiden Müslümanların başına belaydı. Şimdi defoldu öbürlerine gitti ya. Bir tane var öyle. Ya Ramazan günü karı yanına almış, bir de içki alıyor. Gündüz yani. Şimdi riya olur mu bu şimdi? Bu neyi riya yapacak? Riya iyi amelde olur. İnsan namaz kılarsa riya tehlikesi var. Oruçta riya tehlikesi var. Efendim farzlarda riya tehlikesi yok denir ama var kitaplarda yeri ama şimdi farzlarda da riya var. Çünkü neden? Nafile kılan kalmadığı için eskiden tabii nafilede riya olurdu. Şimdi nafile kılan pek yok. Farzı da kılsa gösteriş oluyor. Çünkü eskiden farzı kılmamak anormaldi. Yani bir adam cemaatle kılmasa dükkanda, efendim, mağazası olan, dükkanı olan, şehirde, memlekette falan bunların herkes parmakla gösterir. Yani uğursuz adam diye. Namazsız demek lanete çarpılmış. Mel'un. Tarikus salat mel'unun. Namazı terk eden lanete çarpılmış. Kimse alışveriş etmez, şey yapmaz böyle, kız almaz, kız vermez. O zamanları söylüyorum. Şimdi değil öyle. Şimdi işin ne maaşın ne arabana bakar. Namaz abdeste bakmaz şimdi. Ama evvelce öyleydi. O zaman tabii farzlarda riya olmaz. Tabii riya olmaz. Herkes kılıyordu. Hem de cemaatle kılıyordu. Ondan sonra efendim tadil-i erken koy. Birisi hızlı kılsa rezil olur. Rezil olur. Mesela adam
kızını istiyor birisi veya ortaklık teklif ediyor veya işte bir şey alışveriş yapılacak. Ya bu şimdi çözünde durur mu? Emanete riayet eder mi? Beni satar mı? İşte efendim paramı yer mi? Borcunu öder mi? Ödemez mi falan? Nasıl tespit edilecek bu? Evvelce ulema Akşemseddin Hazretleri Göynük'te onun mahdumları mesela neyle tespit ederler bunu? Camideki, camide durur veyahut adamı takip eder, namazındaki tadil erkana bakar. Eğer pat küt hızlı kılıyorsa hiçbir işe girme. Hiçbir işe. Yani o adamın durumu sakat. Ne ticaret, ne alışverişi, her işte berbat olursun. Namazı doğru kılıyorsa yani tadil erken üzere, şimdi tadil erken nedir? Tadil erken nedir? İşte bunu da bilmek lazım. Bizim Bayburtlu Raif amca vardı, Allah rahmet etsin. Böyle ara sıra bir dengeyi bozardı, akli dengeyi. Çıkardı Fatih'in kürsüsüne vaaz etmeye. Ya millette toplanmış, tabii sakalı cübbesi var falan. Ama çok hocalık bir şeysi yok da işte. Zikrullah yapıcı, zikrullah, zikrullah nedir dedi. Fatih de konuşuyor, millet de böyle bakıyor. Müftü de, müftü gelene kadar, indirene kadar o konuşur. Zikrullah nedir dedi, bu sabah kahvaltısında mı yenir, akşam yemeğinde mi yenir dedi. Nedir bu zikrullah diyor şimdi. Adam dedi ki bu ne diyor diyor yani. Ama doğru söylüyor sana, soruyor zikrullah nedir de bakayım. Tadil erken nedir anlat bakayım. Koca kitap yazdık. Koca derken yüz küsür bir şey sayfadır ama ne var ondan sende? Bir şey soru sorsam kaç mesele biliyorsun ondan bilmiyorsun. Tadil erken, tadil erkensiz kılan bile Osmanlı toplumunda, şeriat örfünde mimlenirdi. Yani herkes onun namazı hızlı kıldığından dolayı onunla iş yapmazdı. Ne riya yapacak bu? Anladın mı? Yani farzlar, bu tadil erken gibi meseleler zorunluydu diyelim. Zorunlu olan da riya olmaz ki. Ama şimdi farzlarda da riya olur. Çünkü neden? Beş vakit kılana evliya diyorlar şimdi. Cemaatla da kılarsa kutup olur. Tabii, sıfır, vaziyet sıfır, camiler boş. Sabah namazda cemaat yok, bir şey yok. Onun için şimdi sabah namazda cemaata devam eden az adam değil, hakikaten bu zamanda büyük adamdır yani. Sabah namazda cemaate devam edebilmek. Allah cümlemize nasip eylesin. Amin. Şimdi, demek ki riya, gösteriş, men, başa kalkmak, eza, eziyet, bunlar ne yapar? Amelin sevabını hapt eder, ihbat eder. Yani iptal eder demek. Mevla bu hususta bizi uyarıyor. Şimdi siz arada lafı geçmeden tadil erken risalesini mutlaka ve mutlaka defaatle okuyun. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Her seferinde bir eksikliğe rastlarsınız orada. Mutlaka o namazın özüdür. Ondan sonra farzları yerine getirirken sağlam iş yaptıktan sonra artık Allah sünnetlerden, nafilelerden de bize fırsatlar, imkanlar nasip eylesin. Onlarla farzlarımızı ikmal eylesin. Farzla eksik olursa nafilelerden de tamamlayacaklar ahirette. Ama farzın da bozuk olursa zaten neyi neyle tamamlayacak? Kıldığın namaz da bozuk olursa, sünnet kılıyorsun, nafile, işrak, kuşluk. Zaten tadil erken kıldın mı o da oldu başına bela. Kıldığın namaz zaten senin başına bela olmuş. O neyi tamamlayacak öbür tarafı zaten? Kendi bozuk. Şimdi farzlar var, mükellefiyetler var, mesuliyetler var, yükümlülükler var, biz kuluz. Emirler var, neyiler var. Oturduk şurada rahat rahat, sıcak. Dinliyoruz ayet, hadis, cuma gecesi mübarek. Bu kadar salavatlar, zikirler oluyor. Af olarak çıkıyoruz. Bu ne nimettir ya? Bak millet çıkmış çadırlara. Efendim sallanıp duruyor, sallanıp duruyor. Allah Teala fazl-ı kerim. Milletin bir kısmı da kaçmış. Efendim bir hurafe bir şeyler de çıkartmışlar tabii. Hocalara da mal ediyorlar. Hocalar demiş falan. Yok öyle bir şey. Hocalar da gaybı bilmez. Kimse gaybı bilmez. Ora batacak, bura batacak. Ne biliyoruz batacak ama. Sallanıp durursa bir yer ne olacak? Adamlar çadırlarda. Çadırlarda tehlikede, efendim yangınlar, soğuk bir yandan yaksa yanıyorlar. Kurt inmiş çadırlara, birini ısırmış, öbürü bilmem ne. Sabaha kadar nöbet bekliyorlar, kurtu kaçırma falan filan. Yahu bizim ne zorumuz var ya?
Oturuyoruz sıcak evde sen mübarek. Niye sen sabah namazına kalkmıyorsun? Niye cemaata çıkmıyorsun? Niye zikretmiyorsun? Niye Allah demiyorsun sen? Ne istiyorsun Allah'tan? Bela mı arıyorsun başına ya? İki saat, yarım saat, bir saat sohbet, namaz kılacağına, dinleyeceğine kaç saat film, kaç saat dizi, kaç saat yani haram şeyler, günahlar, bunlarla vaktini geçiriyorsun ya. Mevla bize bu kadar iyilik etti, böyle şey olur mu ya? Geçen bir küçük bir kız daha, buluğa ermemişti, babası anlatıyor bana. Sude, Allah ona selamet versin, hayırla büyüsün. Daha küçük, akşamı kaçırmış da namazı, mektup yazmış Allah'a. Celle Şanuhu Celle. O da diyor babası, bilmiyorum ben yakaladım diyor, yani rastladım diyor. İşte ey Allah'ım diyormuş. Çok özür dilerim, kusura bakma. Sen bizi yediriyorsun, içiriyorsun. Bu kadar iyiliğin var, böyle mi yapmamız lazımdı sana? Çok ayıp oldu. Küçük kız yani, Allah akıl verirse işte verir. Koca adam olmuş, yani yiyor içiyor. Bu kadar nimetler içerisinde ya, secde etmiyor ya. Allah demiyor yani. Böyle mi yapmak lazım? Bak 54 farz, kaç aylardır devam ediyoruz buna, bu derslere. Farz ne demek ya, farz ne demek? Ben sana sünnet müstahap, edep, onlar da büyük iş ama hani diyelim ki azap yok ahirette onlardan dolayı terk etsen. Ya bu farz. Ya bunlar nereden öğreneceksin sen? Dinlemesen, sohbete gelmesen, ilim meclisinde oturmasan nasıl öğreneceksin? Şimdi en azından farzı öğrenmek de ne? Farz. Şimdi o farzı yapıyoruz. Şu anda oturduğumuz bir farzdayız biz. Niye? Konumuz farzsa okuduğumuz konu o ilim de farz olur. Farzı öğrenmek farzdır. Vacibi öğrenmek vaciptir. Sünneti öğrenmek sünnet. Aynı buna göre kıyas yapın. Bu ilimleri dinlemek şu anda farzdır. Ha, farz olduğuna göre bundan sonra da Allah ömür verse tabii bu da var da kaç haftalık ders var ama büyük günahlar serisine başlayacağız inşallah onda. 70 tane büyük günah var. Kimisi 2-3 hafta sürse düşünsene 70 100 hafta mesela. Büyük günahlar. Günah büyük günah ne demek? Yani haram. Bunu öğrenmek de nedir o zaman? Bu da farz. Çünkü bilmesen kaçamazsın. Şimdi şu bugünkü derste okunacak mesele de tabii sadece özellikle gösteriş değil de bu ayette geçiyor. Yani misalinde geçiyor. Yoksa esas mesele başa kalkma bak. Estaizu billahi bismillah Bekara suresinde ya eyyühellezine amenu ey iman etmiş kullar la tubtilu sadakatikum sadakalarınızı yaptığınız hayırlarınızı İptal etmeyin. Yani boşa çıkartmayın. Neyle? Bilmenni, başa kakarak vel eza, eziyet yaparak. İşte ben sana şöyle iyilik yapmamış mıydım? Ben şu zamanda seni şöyle korudum, şöyle yaptım, sana şöyle hayır verdim. Ya bir de adama zekat verip de efendim zekat zaten senin borcun, bu adamın hakkı bu diyelim. Zekat almaya müstahak ise. Masariften ise zekat verilip de ondan sonra da sen bir de yani ben sana zekat verdim bu kadar ya sen niye benim bir işimi yapmıyorsun gibi bir şey yaparsa bu ne rezillik olur? Adama zaten sen iyilik yapma. Zekat sadakada değil. Sadaka ki fazladan verilen. Zekat zaten farz. Adam zekat verse bile bir de iş istiyor ondan ya. Allah Allah. Ne iş bekliyorsun adamdan? Ne iyilik bekliyorsun? Veya sadaka verdin. Geldi adam istedi, ben ona sadaka verdim. Tamam. Ne yaptın? Üstüne de diş kirası vereceğin. Eskiden biliyorsun iftarlara çağırırlarmış. Adamlar çok da yemekler yedirilermiş. Çıkarken de kesede birkaç bir şey de koyarlarmış para. Niye? Dişlerinizi yorduk yani. Çenenizi yorduk, dişin yıpranıyor da. Senin yemeğini de herkes yemezdi demiş ya adamın biri. Yani şimdi bir de para vereceğiz üstüne sadaka verdin. Ne yaptı? Aldı parayı. Aldı kabul etti. Yarın kıyamete yakın Hazreti Mehdi geldi çıktı mıktı uyduruyorlar ya. Hazreti Mehdi çıktığı zaman kimse sadaka kabul etmeyecek. Herkes o kadar zengin olacak. Şimdi herkes dilenci. Nasıl Mehdi çıktı? Zekat verecek adam bulamayacaksın ya. Bütün hazineleri mübarek Vatikan Kabe'nin altında hazineler Vatikan hepsini çıkartacak piyasaya. Dağıtacak. Adama ne kadar verecek? Götüremeyeceği kadar ya. Biz daha çok istiyoruz. Keşke kavuşsaydık da alırdık paraları.
canımız çıktı geçim derdine uğraşıyoruz yani. Hazreti Vedat keşke çıksa da. Geçecek oluk gibi para alırdık. Ama şimdi efendim zekatını alanı buldun, o da nimet. Yani kıyamet çok yaklaşsa zekatını verecek adam kalmaz. Sadaka vereceğin adam kalmaz. Şu anda sadaka isteyen varsa, dilenci varsa, ne bileyim, zekat verebiliyorsan, Allah'ın bir farzını, sünnetini, müstehabını yapmış oluyorsun o vesileyle. Adamlara bir de teşekkür etmen lazım. Bir de paramı kabul ettin diye de yalvarman lazım. Böyle ağalık yaparak, hareket çekerek falan verilir mi ya? Sen alttan alacaksın, o değil. Ne diyor? Ni'mel kavmu su'al yahmilûne zâdenâ ilel âhira. Dilenenler yani, bizden hayır yardım isteyenler ne güzel bir millettir onlar. Bizim azığımızı ahirete taşıyorlar. Buradan şuraya para göndersen finans kurumuyla bilmem neyle falan masraf alıyor değil mi? He? Bir de o bir şeyler çıktı kısa zamanda gidiyor ya, onlar ne kadar para kesiyor biliyor musun? Bayağı para kesiyor. E şimdi bu adam hem de nereye gidiyor? Buradan Endonezya'ya mesela. $1000 gönderdin, yüzünü keser mesela. Öyle de bir şey. O öbür otomatik gidenler, hızlı gidenler yani. E şimdi buradan adam aldı senin parayı, nereye götürdü? Ahirete. Ahirete senin parayı hangi bankada götürebilirsin? Cehenneme hesap açtırabilirsin çok da. Cennete nasıl göndereceksin? Hangi banka cennete götürür parayı? E fakirler, fukara bankası işte. Fakire verirsin, hesap ahirette çıkar. Cennette karşına çıkar. Sualuna, duauna lil cennet. Zavendik Mustafa Efendi herhalde dinlemişim bu beyti. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Biraz şey, hoş bir şey. Ne diyor? Sualuna duauna lil cennet. Levum aleyna bil kabuli minne. Bizden diyor para, yardım, hayır isteyenler, bizi cennete hesap açtıranlar, davet edenler, bizim hesabımızı taşıyanlar, kabul ederlerse paramızı, hayrımızı, çok teşekkür ve minnet borçluyuz onlara. Sen şimdi ne yapıyorsun? Ulan ne nankör adammış ya. Niye? Yahu biz herife bu kadar zekat verdik, sadaka verdik. Bizim kapıda kendi çöpünü temizledi, bizim kapını çöpü almadı. Niye alacak? Acayip bir şey. Veyahut da yahu milletin ortasında karşılaştık herifle, şudur budur. Ya insan bir efendim eğilir, bir hürmet eder. Bu kadar para verdik herife. Hiç herif bizi tanımadı ya. Lan tanımasın daha iyi. Eskiden kör adam arıyormuşlar verelim de tanımasın diye be. Tanımasın daha iyi. Yok. İlla o ona bir iltifat etmesini bekler, hürmet etmesini ister. Bu da ne yapar? Verdiği bütün sadakanın, hayrın sevabını iptal eder. İşte bu, bunu yapmamak neymiş? Farz. İşte. Birisi, Hacı abi Allah rahmet etsin, o da mübarek adam. Bizim yine arkadaşlardan biri. Gitti borcu aldı ondan dedi. Hurma satacağım Ramazan'da işte. Şu kadar para var, sen hurmadan da şu kadar kar ederim falan. Borç yani. O da ona borç verdi. O da ondan sonra Ramazan bitti, hurmayı sattı. Yine biz gittik ziyaretine o Hacı Efendi'nin. İşte o da ona bir şey de götürmedi yani. Hediye mediye falan. Neyse onun yüzüne bir şey demedi. Paranı geri verdin sen. Şükretsene. Paran da gider bu zamanda. Parayı da borcuna dedi ki işte Allah razı olsun dese. Parayı da verdi. Ondan işte sonra gitti. Adam diyor bana ki yahu diyor ne kaba adammış diyor bu ya. Yahu diyor bu kadar diyor ki hurma sattı diyor. Ramazan boyunca diyor, şu kadar kar et diyor, insan bir kilo hurma getirir diyor ya. Şimdi tamam da başka tehlike var. Nedir o? Faiz tehlikesi. Niye? Borç. Borç verdiği için borcu geri götürürken hiç ne yapmaması lazım? İlave bir şey. İşte adam yaşlı başlı kaç senelik adam ama İslamiyet'i bilmeyince karşıdaki adamı da suçluyor. Bir de diyor işte ne medeniyetsiz, kültürsüz adam. İnsan bir kilo hurma getirir. Ya getirirse faiz olur. 10 lira aldı, 10 lirayı geri getirdi. Üstüne bir şey getiremez. Hediye başka zamanda verilir. Borcun getirilirken verilmez. İmam-ı Azam gölgesinde durmadı alacaklısının. Değil mi?
Kapıya geldi, çalıyor. Gölgelikten dışarı çıkıyor, güneşte bekliyor. O da, adam da geç mi duydu, ne oldu? Bayağı güneşte kaldı. Dediler, ya imam şuna gölgelik var. Küllü karzı cerrar efendim feveri ben. Ödünç verirsen de fayda getirirse faize girer dedi. Ben adamın efendim, gölgesine gölgelenmem, onun şeyi, malı. Dini mübini İslam. İnce bir din. Hassas bir din. Tamam mı? Öyle kabalıkla bu işler olmaz. Ben verdim, ettim. Ondan sonra reklamlar, haberler, duyurular, bilmem neler, bir de şey, yardım edenlere plaket, ödüller, birbirini teşhir etmeler, böyle ortalıkta, efendim sen ne veriyorsun, sen ne veriyorsun falan, toplanıyorlar yardıma. Adam, ben 5 lira vereyim. Olur mu ya? Sen çok zengin adamsın. Adamı da rezil etmekler, teşhir etmekler, ne terbiyesizlikler, İslam'da hiç yok ya. Ondan sonra efendim, ben 5 lira söylüyorum. 5 lira, sana az. Ne olacak? 5.000. Adam eziliyor, büzülüyor. İyi tamam falan, ver senetleri de koymuşlar önüne. At imzaları. Sadaka toplamaya bak ya. Gaspı geçti. Ondan sonra öbürü de çaylak. Yeni gelmiş, çaylaklar var. Bir de o çaylaklara öbürlerine izin veriyor. Diyor ki, sen bizdensin diyor, sen yukarıdan at, limiti yüksek tut, aşağıları toplayalım diyor şimdi. Nasıl olsa senden istemeyeceğiz diyor. O da pazarlıkçı. O da gelmiş diyor ki 50.000 vereceğim diyor. Sahtekar o. Öbürleri de 100 verecek ya, utanmaktan 500 demek zorunda kalıyor 50.000'i duyunca şimdi. Anladın? Ulan bunlar İslamiyet'i şeye çevirdiler ya. Hiç İslamiyet'te böyle bir şeyler olur mu ya? Ondan sonra zorlan. Ayet-i Kerime'de ve la tekulü ve malekum beynekum bil batıl. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Orada biri yalandan yukarı fiyat atsa öbürünü kandırmak için yok teşvikmiş. Ne teşvik? Tekzip. Sahtekarlık bu. Hiç olmaz. Bir tanesi de alışmış o diğer gruplardan gelmiş bizim Efendi Hazretleri olduğu bir sofrada atmış böyle bir şey. Başka yerlerden alışmış ya. Yani açılış yapmış güya. Ondan sonra döndüler ona dediler sözünü ver. Dedi o ben vermek için demedim ki onu. Niye? Öbür çaylakları toplamak için. Efendi Hazretleri haber dedi ki bir adam bir şey söylediği zaman bunu yapmadığı zaman bu yalandır, harama girer. Yapacak. Yaparsan yapmazsan bir şey yok. Ama harama yaptığını bildi ha. Bir de sevap yaptım zannediyor ya. Yalan konuştuğundan. Niye böyle yalan olur? Yalan yerinde caiz. Üç yerde caiz. Harp mi var? Karıyla mı kavga ettin? Nerede caiz? Burada bir şey yok ki uyduruyorsun. Hadiste üç şey bellidir. Böyle işler. Şimdi batıl yollarla mallarınızı yemeyin. Nedir bu? İşte bu gibi bir işler yapıp da adamı mahcup edip de adam utanıp da mecburen gönül hoşnutluğu yok iken imza atsa, senet verse, söz verse ona sebep olsa olan batıl yolla yedi onu parasını. Batıl yolla. Meşru değil bu. Böyle yardım istenmez. Hizmet olur, bir faaliyet olur, bu arz edilir. Gönlünden ne kopar? İster verir, ister vermez. Bu kadar. Teşvik var İslam'da. Ama sen efendim, sen şu kadar yazdık sana. Ondan sonra yanında gelen adamlar da tabii ondan utanarak mecbur olup. Adam sonra yahu diyor gidip gittiğime pişman oldum diyor. Ne kadar zamandır ben bu edim ne buldum ne ben bunu ödeyemem diyor. Orada diyor baktım diyor herkes yukarı atınca diyor. Ben de rezil olmamak için ben de bir şey dedim. Deme. Kırtlağını mı sıktılar? Bu da işte ben kimin kızından aşağıyım diye attı bir şey. Ondan sonra rezil oluyorsun. Olmaz. Doğru ol ya. Doğru ol. Bana itibar etmez. Etmesin. Ne yapalım yani? Veremeyeceğin şişe sözü verme. Yani her tarafımız devenin örgücü gibi yani. Düz yerimiz yok ya. Düz yerimiz yok. Yardım toplarken ayrı haram. Efendim verene karşı yapılan muamele ayrı haram. Riya gösteriş ayrı haram. Başa kalkmak eziyet ayrı haram. Çok haram var bizim işlerimizde. Farzları bile bilmiyoruz daha biz ya. Onun için İlim. Bilmeyenin amel etme şansı yok. Yine amel edecek olanlar yine bilenlerdir. Onun için siz dersleri takip edin. Uyanırsınız inşallah. Evet. Ne yapmayın? Başa kakarak
Sadakalarınızı iptal etmeyin. Eziyet yaparak. Eziyet de yaparsan sadakanı iptal edersin. Efendim, konu komşuya eziyet yaparsan, iş arkadaşlarına eziyet yaparsan, yine ne olmaz? Sadakanın hayrı olmaz. Namazının, ibadetinin hayrı olmaz. Yani şimdi kalkmış teheccüde. Tamam, sevap, fazilet ama sesli okumak sünnet de var yani teheccüde. Hurşit Efendi rahmetli bağıra bağıra ama camide okuyordu adam şimdi. Evde bağıra bağıra okuyorsun gece vakti mesela. Şimdiki evlerde kağıt gibi duvarlar yan yana. Yukarıdan herif suyu açsa aşağıya iniyorsun zaten. Gürültüden uyanıyorsun üsttekinin suyundan. Şimdi burada bağıra bağıra çocuk var, çoluk var. Ben teheccüd kılıyorum. Eziyet yaptın burada. Komşu eziyet yaptın. Yani ibadet bile eziyetle olmaz ya. Anladın? Sesli sesli Kur'an okuyor. Şimdi adam geçen bana işte bu usta bir şikayet geldi. Meseleyi anlatmayayım yani uygun değil. Fakat şimdi mezarlığa gidiyorlar, orada sesli okuyorlar. Yanda adam mezar, ya diyor, sesli okuyor diyor. Ben şaşırıyorum burada diyor. Bir de orada kabirde bir zat var velilerden diyelim, rabıta yapacak. Yani diyor, rabıtam bozuldu, huzurumuz kaçıyor. Ne olur hoca efendi bu işe bir el at. Ben de şey oldum artık ya, bana bir bakanlık versinler yani. Her işte ve mezarlıklar bilmem nesi de ben miyim ya? Yani şimdi bizim mollalar da cahil yani. Sesli sesli okuyorsun ha. Oradan adam gelmiş rabıta yapıyor. Huzurunu bozuyorsun adamı. Kardeşim bu mekruhtur. Ancak cemaat cenazede toplanır da yani herkes dinlerse biri okur sesli. Ama başka mezara ziyaretçi gelmiş. Onun da rahatsız edilmemesi lazım. Adam Yasin biraz gidiyor gidiyor. Oradan biriyle kafası takılıyor. Bir daha Yasin. Şaşırıyor. 50 kere döndüm diyor yani. Şaşırıyor. Rabıtası bozuluyor. Müslümanlık ince iştir ya. İnce iştir ya. Burası mezarlık. Bağırırım, okurum. Olmaz mezarlık. Rahatsız edemezsin onlarda. Hak, hak, hukuk. La tuzu carakum birih kıdrikum. Çene, ne onun adı? Çanağınızın efendim diyelim ki şimdi neyle pişiriyorlar yemekleri? Kazan. Yani şimdi kazan büyük şey, küçük tabaklarda pişiriyor. Onun kokusuyla ne yapmayın? Komşunuza eziyet vermeyin. Ya mübarek adamlar bir hamsi pişiriyorlar. Ya hadi hamsi 3 liraya düştü herkes alır diyersin ama ya kardeşim rahatsızlık oluyor ya. Bir giriyorsun apartmana şuraya buraya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya melekler kokudan eziyet duyar. Ya namaz kılan, şey yapan insanlar efendim huzur bulmak durumundadır. Yani bütün binayı sarıp da tamam şimdi hani hamsiyi alamayacak adam yok diyebilirsin. O da ayrı bir şey. Ama koku da eziyet veriyor. He? Bizim bir Laz Hüseyin vardı Allah selamet versin. Bir de dondurmacı Ahmet Efendi var Arnavut. O da getirmiş bir kasa hamsi. Bize davet verecekler. O da pişirecek. Arnavut da diyor ki sokmam diyor eve diyor. Bahçe var orada. Ön alanda. Bahçede pişir diyor. Ya ben bunu sokmam diyor şudur budur. O da diyor yahu diyor bundan insan diyor zorlanır mı diyor ya bu diyor yakama süresim geliyor da diyor ya. Koku diyor bu diyor mis gibi diyor ama adamı rahatsız ediyor kardeşim. Arnavut'u rahatsız ediyor ya. Yani bu nedir bu işler ya? Bu işler nedir? Yani bu o kadar hak hukuk meseleleri var ki. Ben ona da verdim bir tabak. Verdim bir tabak da. Şimdi adam öbür taraftan huzursuz oluyor. Ben mesela namaza dururum, seçen temiz koku isterim. Asla böyle bir kötü kokuda huzurum kaçıyor. Sünnet de böyle. Onun için işte nasıl yapacaksın? Fırında yapıyorlar. Buğulama, muğulama hani dumanı çıkmaz. Ya da böyle cihazlar var. Acayip. Gittik geçen balıkçıya şurada kızartıyor. Burada yedik koku gelmiyor. Al öyle bir şey canım madem yani. Al birkaç kuruş fazla ver kaliteli bir şey al. Kokuyu şey yapma. Kazanınızın kokusuyla diyor komşunuza eziyet vermeyin. Sen bu kadar bu işler hassas. Onun için Osmanlı zamanında duyarsın ne vardı? Sadaka taşları falan. Ne o? Koyar oraya. Kim ne kadar alır, kim ne kadar verir, kimsenin haberi olmaz. Şimdi geçen bir fırın yapmış öyle. Ekmeği koyuyor. Kim ne kadar alıyor, o da onu görmüyor, o da onu görmüyor. Mesela böyle. Şimdi tabii bunlar olmuyor. Nasıl olacak şimdi? Koysan oraya bir sadaka şeyini, herif sadakanın şeyini çalıyor zaten. Haberlerde canlı yayında sadaka şeyini nasıl çaldığını gösteriyor böyle.
evvela böyle bir şal atıyor üstüne, oradan çekiyor böyle. Kasadaki uyuyor orada. Van depremine sadaka, herif aldı götürdü. Yani adam bu şekil hırsız olmuş millet. Tabii ki şimdi sen nasıl ortaya sadaka şeyi koyacaksın? Evet. Allah Allah. Ne zamandayız, ne beladayız ya Rabbel Alemin. Ama aslı başa kalkmamaktan dolayı efendim bu şekilde gizlilikte ne vardır? Fayda vardır. Birine yaptırırsın. O sadaka verdiğin adam senden olduğunu bilmez. Aracı koyarsın. Kendini ona göstermezsin ki adam seni gördüğünde ne yapmasın? Utanmasın. Mahcup olmasın. Anladın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte ne buyuruyor? La yedhulul cennete mennanun ve la akkun ve la mudminu khamrin ve la kahinun. Evet. Başka hadis-i şerifte var. Cennete giremeyecek adamlar. Kim? Bak şimdi. Sadaka verdiği halde başa kalktığı için cennete giremez diyor. Ula hiç vermesen belki girme ihtimalim vardı yani. Bak sadaka verdi, giremiyor şimdi cennete. Niye? Başa kalktığı için. Ondan sonra ana babasına isyan eden, meşru isteklerine tabii. Gayri meşru dinlenmez. Ama yine de bağırıp çağrılmaz ama yapılmaz dedi. Şarap getir bana dedi. Götürmek zorunda değilsin ya. Zorunda değil. Götüremezsin yani. Ama kendi almış içiyor tabii ki. Kafasına da şişeyi kıracak halin yok. Anadır baba, ne yapacaksın yani. Ondan sonra efendim şaraba devam eden, İçkiye devam eden, tevbe etmeden devam eden de cennete giremez. Allah Allah. Ebedi giremez demek değil. İmanını kurtarırsa cehennemde ne kadar yansa da sonunda girer. Ama direkt giremez. Yani azap görmeden giremez. Hesapsız azapsız giremez. Bu gibi manalar var. Gayıptan haber verenler giremez. Bunlara inananlar giremez. Çok şimdi. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor hadis-i şerif. Selasetun la yanzurullah ile yevmel kıyam. Üç kısım insana Allah kıyamet günü rahmetiyle bakmayacak. Taraflarına bakmayacak. Öyle terk edecek onları. Mahşerde kalacaklar. El akuli valide, ana babasının meşru isteklerine karşı gelen. Bu ana baba işi hiç kalmadı bir şey. Bu da ayrı bir derslik konudur. Tabii büyük günahlar sınıfında gelir yani. Ana babaya karşı gelen ve müdminül hamri, içki içmeye devam eden vel mennanu bima a'ta, verdiği şeyi başa kakan. İşte sana şöyle iyilik etmedim mi, şunu yapmadım ya, yazık sana şöyle, sen benim şu işimi görmedin falan, böyle eziyet yapan, bunlara Allah kıyamet günü nazar etmeyecek, rahmetiyle bakmayacak. Ve selâsetun lâ yedhulûnel cenne, üç kişi de var ki cennete giremezler. Bunu Bezzar rivayet ediyor, hakim sahihtir diyor. Hadis-i şeriflerin kaynakları. El-Hakkuli Valideh, ana babasına isyan eden, yine burada. Deminki üçte de var, bu üçte de var. Ve Deyyus'u, Deyyus kim? Deyyus da Arapça bir kelimedir. Hanımına kötülük ve fuhuş yapılmasına rıza gösteren. Yani hanımını fuhuşa zorlayan var, para için efendim satan var başkasına. Böyle Deyyuslar çok. Cennete giremez. Ve racile, işte erkeğe benzeyen, kadına benzeyen erkekler, bunlar da Allah tevbe nasip etsin, ıslah etsin, hidayet buyursun. Biz beddua cilanetçi değiliz biz. Ne yapacağız? Yeter ki işte efendim doğruyu söyleyelim. Hidayet Allah'tan. Bunlar cennete giremeyeceklerini buyuruyor İbn Abbas Hazretleri. Cennete iyiliği başa kakan cennete giremez. Bu hadisi duydum diyor. Fakat biraz diyor bana ağır geldi. Ağır geldi derken haşa yani. İtiraz değil. Çok zorlandım diyor bunu anlamakta. Allah Allah ya. Adam iyilik yaptı. Bir başa kalktı diye. Hadi sevabı iptal olsa o da başka şey. Sevabı iptal olsun. Cennete giremiyor. Bu diyor biraz ağır geldi diyor yani. Fakat sonra bir de baktım diyor. Ayeti kerimede. Hiçbir hadis ayetle çelişmez. Senin kafan çelişir. İncelediğin zaman çıkarırsın. Bir baktım Kur'an'da buldum diyor. Ne diyor? La tubtulu sadakatikum. Bilmen ne velezi. Başa kakarak, eziyet yaparak sadakalarınızı iptal etmeyin. Bu ayet-i kerimenin devamında tabii. Kime benzetiyor onu?
Kellezî yunfiku mâlehu ri'âen nâs. Bir adam ki malını gösteriş için veriyor. Ve lâ yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor. Bu adamda sevap olur mu? Bu cennete girebilir mi? İşte diyor, yaptığı iyiliği başa kakan da Allah var, ahiret var, ben bunu Allah için yaptım diye düşünmediğinden Allah hesaba katmamış oluyor. Gösteriş için yapan gibi oluyor. Çünkü Allah için yapan böyle hareket yapmaz. Bir daha adamdan bir şey istenir mi ya? Hürmet beklenir mi ya? Bana itibar etsin. Hiç. Özellikle Ayşe anamız, işte Fatma annemiz, Ehl-i Beyt, işte o yetim meselesi, esir meselesi, üç gün peş peşe hani geldiler ya, iftarlık, sahurluk. Ne dediler? İftar yok, sahurluk yok. Verdiler gelene, verdiler gelene. Hasan Hüseyin Efendilerimiz gezemeyecek hale geldiler. Üç gün yememişler bir şey çocuk. La nuridu minkum. Cezaen, sizden karşılık istemiyoruz. Ve la şükura. Teşekkür de istemiyoruz. Halbuki bizim de şimdi böyle bir yanlış şeyimiz nedir o? Lan bir teşekkür etmedi be. Ya etmemeli. Yani o etmeli de sen beklememelisin. Teşekkür etmediğini de hiç konu bile yapmamalısın. Demek konu yaptığında bekliyordun. Bu da iptal eder. Çünkü inna nekhafu min rabbina yevmen abusen kamtarira. Biz korkuyoruz Allah'tan. Önümüzde gün var, suratsız gün var, şerri uzun gün var, 50 bin senelik gün var. Veriyoruz bir sadaka. İttekun ne arvele bişik temra. Yarım hurmayla canınızı cehennemden koruyun diyor. Yarım hurma bile yerinde adamı ateşten alır ya. Ama sen o günü düşünen bir adam olarak yok teşekkür etmedin, yok iyilik etmedin dersen nerede Allah korkusu, nerede ahiret korkusu? Onun için işler ince. Evet, eski dönemde bir emir, bir hükümdar ne yapmış? Efendim böyle eskiden paralar böyle kağıt değildi, altın gümüş paralar olduğu için ağırlığı var paraların. Böyle atsan atılır yani, şimdi kağıdı atsan önüne düşer tekrar. Efendim öyle şeyler yapmış, fakirlere sadakalar vereceği zaman uzak menzilli atış yapıyor. Uzak menzilli atış yapıyor, şimdi de yapıyorlar ya bazı. Atıyoruz işte efendim, millet bir helva alacağım diye birbirini öldürüyor ya minareden. Atıyorum mesir macunu, birbirinin kafasını kırıyorlar. Hep 10 tane birine düşüyor, işte öbürüne bir şey düşmüyor falan diye. Tabii bu öyle yapmıyor da. Bu niçin böyle yapıyorsun? Dedi ki kimseye ne verdiğimizde görülmesin, kimse de bize teşekkür etmek mecburiyetinde kalmasın. Sultan Mahmud, Gaznevi, büyük padişah yani. İsmi çok tarihte değil mi? Orada şeyde geçerken çarşıdan birisi sebil su satıyor, fakir. Baktı onun haline acıdı, gitti ondan su içti. Hemen yanında korumalar var, şeyler var işte. Efendim çarşı pazarda satılan şeyden su içmek falan bunlar sultanların, padişahların adeti değil yani. Bu biraz hem tenezzül olur, abes olur, hem biraz heybeti kaçar, hem zehirlenme tehlikesi var falan falan. Ona bir şeyler söylüyor yani, niye yaptığını da anlamadılar. 1000 altınlık kese gönderdi ona, 1000 altın veriyor ona. Şimdi dedi bundan su içmeden versek bunu, adam bize teşekkür etmek durumunda kalacak. İyisi mi dedi bir su içelim de karşılığı saysın yani. Şimdi mesela o şeyler de öyledir. Mendil bir şeyler satıyorlar ya vapurların kenarlarında, şurada burada. Dilenmemek için ne yapıyor işte? Mendil bir şeyler, su, küçük su falan. Ya ona yardım, işte orada durduğuna göre ben niye durmuyorum orada? Demek tuzum kuru yani. Tuzum kuru yani. Şimdi bu köprüde, bu soğukta simit satıyor orada. Bayağı bir 5 saat 10 saatte duruyorlar. Tabii yolların tıkandığını bekliyorlar. Yoksa ezilirler. Yollar tıkanınca duruyorlar, aralarda geziyor. Yine kaç saat duruyor? Ben orada 1 saat dursam ben romatizma, her tarafım, bir daha beni kaldıramazsın yatakta. Adam orada duruyor saatlerce ya. Soğukta. Aldım bir simit. O da almış oradan bir simit. 10 kuruş mu, 15 kuruş mu, onu hesap ediyor. Ya ver ona 50 kuruş işte. Dondu zaten orada ya. Ama yani demek istiyor ki sadaka gibi verip de adamı mahcup edeceğine, satıyorsa bir şey alırsın, fazla verirken ne olur? Hem sattığına karşılık görünür görünüşte, hem de hayır olur, hasene olur. İşte adam ben dedi bunun için yaptı dedi, zayıf bir zat, yaşlı, saka, yani şimdi
başa kalkmış olmayayım diye dedi, göstermedim. Efendim su içtim, adam da ne aldığını bilmiyor. O da zannetti işte bir kuruş var, iki kuruş, bir baktı. 1000 lira. İnşallah. Tabii o da belki iyi niyetli mübarek bir zat, o da ona nasip oluyor. Ama mühim olan nedir? Amelleri iptal ettirmeyin. Ya ellezine amenu. Ey iman edenler. Atiullah, atiur Resul. Allah'a itaat, işte okudu. Hoca efendi yatsının farzında kıldırırken Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, emirleri tutun, yasaklardan kaçın. Ve la tubtilu amalekum. Amellerinizi boşa çıkaracak işler yapmayın. Bir ehli sünnet itikadından çıksan ne oldu? Bütün ameller gitti. Şimdi diyalogçuların işleri, bu kadar hayır hasene zannedersin, efendim İslam'a hizmet gösterirler falan, fakir fukara bakıyormuş gibi. Ama inansak Yahudi Hristiyan cennete girer, ne oldu? Hepsi boşa gitti. Şu kadar yardım yaptım Somali'ye, şu milyon dolar. Amellerinizi iptal ettirmeyin. Şirket düşersen amellerin ne olur? Gitti. Bakın bu derginin bu sayısında Ali Eren Hoca'yı mutlaka okuyun. Bugün çıktı dergi. Ben yani hemen dün gece bir bakayım dedim, şaşırdım kaldım. Bunlar bana anlatmıştı telefonlarda. Fakat yazacağını tahmin etmiyordum. İyi cesaret. Eskiden bakanlık yapmış, Diyanet'in başına bela olmuş adamın durumlarını anlatıyor. Ama orada neler çıkıyor, neler çıkıyor, neler çıkıyor. Kur'an'ın %20'sine inanılmaz diyor ya. Oradan adam duyuyor, oradan telefonlar. Kimini kayda almış, kimini birine şahit tutmuş, hepsi ispatlı. Neler yazmış yani. E şimdi namaz kılsa da olur. Oruç tutsun. Kur'an'ın %20'si diyor, inanılacak gibi değil. Ya. Ya adam ne diyor biliyor musun? Şimdi diyor, erkek ne alır mirastan? Tam. Kız ne alır? Yizdekenimizle hazır. Ünseyeyn. Şimdi diyor, bu ayeti nasıl anlatacaksın millete diyor. Onun için diyor, inkar edeceksin, gidecek. İlahiyatçı bunlar. Hoca bunlar. Acayip bir mesele ya. Öbürü ne yaptı? Cariyeliği meselesini işte anlatmak zor. Ben bir anlattığım zaman onu bir saat anlatıyorum. Ama anlatmak zor, girmeyelim o işe. Ne olacak? Cariye diye bir şey yok. Nikahlamak şart. Ulan nikahlamak şart olsa ayette hanımları ya da cariyeleri diye ayırmaz ki o zaman, da doldu hanımı. Yok, nikahsız cariyeli ilişkiye giremez. Yahu diyor, sahabenin cariyeleri vardı, Resulullah'ın cariyesi vardı. Bana mı sordular diyor zina yaparken? Televizyonda. Süleymaniye'de imam olmuş. Bu kadar milleti kıldırdı. Tabi o vakit o kafada değildi ama ben duyuyordum, duydum bunu ya. Ya bunu izah edemeyiz. İnkar edelim. İnkar ettin bu kadar sahabeye, zina ile suçluyorsun. Bana mı sordu diyor zina yapıyorsa diyor. Yani adamlar fıttırmış. Ameller iptal. Sevaplar iptal. Ahirete çıkacaksın, bakacaksın. Hoca, hafız, bilmem ne zannettiğin adam müşrik. Müşrik. İnkar ediyor. Yani onun için amellerinizi iptal ettirmeyin. Mutlaka dergide bu yazıyı okuyun, herkese okutturun. Çok önemli ilim bilgiler vermiş. Sayfalar vermiş, ciltler vermiş. Şura toplantılarını vermiş. Toplantıdaki şu ciltçi sayfa, konuşmalar belgelenmiş Allah'tan. Allah'tan diyor, ben diyor kayıt almıştım ama iyi ki diyor kitap da çıktı, şimdi cilt veriyorum diyor. Şu lafa bakın diyor. Avrupa'ya diyor, her gittiğimde kiliseye gidiyorum diyor. Çok zevk duyuyorum diyor adam. Çok zevk alıyorum diyor kiliseden. Ya. Bunlar. Milletin başına bela oldular. Efendim. Yani ameli iptal ettirmeyin derken geldik nerede? Evvela iman. Ehli sünnet itikadı. Şirkten korunmak. Ondan sonra tabii işte başa kalkmamaktır. Riya yapmamaktır. Eziyet yapmamaktır. Bunlar yani daha bir teferruata giriyor. Yukarıda daha ciddi meseleler var. Yani Allah muhafaza eylesin. Müslüman gördüğümüz bazı insanlar iyi niyetli değil. Şirk içindedirler. Bizi kandırıyorlar. Milleti kandırıyor. Allah hakikatlerin iç yüzlerini meydana çıkarsın. Fazl-ı Kerem bile. Ali Eren gibi adamlar olmasa orada bir şura yapmış. Bursa'da yine bir toplanmışlar. Bu da gazetecileri hep çıkartmışlar. Gazetecileri çıkarınca bu da gazeteci ama bu özel davetli olduğu için hocalığı da var. Bunu bırakmışlar Allah'tan. Ondan sonra başladılar diyor şimdi. Ya bu İslamiyet'i düzelteceğiz ama nereden başlayalım dedi. Fıkıhı mı düzeltelim önce, hadisi mi, Kur'an'ı mı düzeltelim dedi.
Kur'an'da diyor çok gramer hataları var. Ana bunlar böyle. Bunları çoğunu bu piyasada itibar ediyorsunuz. Orada meşhur profesörler de var. Onlar bir tanesi itiraz etmiyor. Çıt yok. Bu hoca efendi aleyhine itiraz ediyor. Bir de diyor bir adam çıktı diyor o da. Sağlık sendikası vardı. Mustafa Başoğlu muydu? Neydi? Adam diyor. He? Mustafa Başoğlu. He. Ya diyor adam ilahiyatçı da değil ama adam diyor kanım dondu demiş ya. Sonunda yok konuştu diyor. Allah rızası için. O kadar hoca var çıt çıkartmadı diyor. Söz aldı diyor. Kanımı dondurdunuz demiş ya. Ya ben böyle bir şeyler duymadım demiş ya. Siz nasıl Kur'an'ı tartışmaya açtınız ya? Çünkü neden? İşine gelmeyen ayet olduğu zaman onu değiştirmek için çok ilginç şeyler görürsünüz. Allah Teala evvela imanlarımızı muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet itikadımızı muhafaza eylesin. Ondan sonra abdest, gusül, namaz, bize emanet ettiği sorumlulukların hepsini bir hakkını ifaya muvaffak eylesin. Ve Rabbim ufak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bozdurmaktan, iptal ettirmekten, şirke düşerek, riyaya kapılarak, eziyet yaparak, başa kakarak, iftiralar kulaklarına girerek, amellerimizi zayi etmekten bizi muhafaza eylesin. Mübarek gece hürmetine Allah'ım ahirete çıktığımızda, mizanda, karşımızda bize sevap hanesinde yazılacak bir şeyler nasip eylesin. Çünkü bir de çıkarsın bomboş ya. Bomboş. Böyle perişan olacaklar. Esas müflisler, böyle parayı, malı, mülkü yananlar değil de hakikaten sevap umarak ahirete çıkanlar ama eli cebi boş çıkanlar. Mizanda bir hasenesi yok ya. Ama adam hep hayır yapmış. Yok bir hasenesi. Onun için mesele rıza. Mevla neden razı olursa o hal üzere olmak. Bunu da bitirmiş olduk. Şimdi vazifelerle ilgili efendim bu çok güzel dergide yazılar var. Hakikaten bu ay ben çok beğendim. Ben ne yazdım? Allah Teala cennetle müjdelediği müminlerin sahip olduğu 9 sıfat sayıyor. Bunu başka yerde yazılmamış şu anda. İlk çıkıyor bu yazı. 9 sıfattan 3'ünü yazdım. Tevbe sıfatı, ibadet sıfatı, hamd sıfatı, seyahat sıfatı. Bu seyahat o senin bildiğin gezinti değil ha. Seyahat neymiş o seyahat? Es-sâihûn. Bunları yazdım. Bir dahaki ay inşallah 5 sıfatı daha yazacağız. 9 sıfatı tamamlayacağız. İmam Rabbani Hazretleri'nin eserleri, çok kıymetli ilimler var bu şeyde. Necdet Tosun büyük araştırmacıdır. Allah selamet versin. Osmanlı'da şehzadeleri öldürme meselesi var mı? Bu mesele ihtilaflı mı? Bundan dolayı Osmanlı ecdadımıza hakaretler oluyor mu? Bunun sırrı nedir? Bunu da Kemal Arkun ağabeyimiz, çok güzel ehli sünnet ve tarihçidir. Büyüğümüz, bizden yaşlı. O zat da bunu yazmış. Osmanlı'da şehzade katli meselesinin aslı. Çok ilmi bir yazıdır. Mutlaka okuyun çünkü yani ecdada söverlerken bir müdafaa etmek için bir ilim lazım. Bilmediğin zaman ya öyle mi dersin? Bu sefer sessiz kalmak da iyi değil. Ali Eren ne yazmış hoca efendi? Kur'an'ın binde birine bile inanılmasa iman ne olur? Bu yazıyı mutlaka okuyun. Herkese okutturun. Allah rızası olsun. Ondan sonra geldik. Aşure günü okunacak dualar, kılınacak namazlar meselesi. Bunlar, ondan sonra Safer ayı giriyor. Yani bu derginin son tarafında herhalde. Onun daha vakti var. Şimdi biz aşure gecesi neler yapılacak? Abdest tazeleyip iki rekat namaz. Efendim diz çökülüp kıbleye yönelik vaziyette her birinin başında besmele çekilir. 360 ayetel kürsi. Oho hoca efendim ben bunu yapamam. Tamam sana göre de var. Dişine göre bir şey buluruz bir muhallebi bakalım. Dişini kırmayacak şekilde. Efendim namaz var. Ne diyeyim şu? Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kulüvallah. İyi mi? Ama 100 rekat. Namazdan sonra 70 kere Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İstiğfarlar var falan falan. Peki, şimdi dur. Bizim Efendi Hazretleri ne yapardı? Geceden 50 kılsa, gündüzden de 50. Ya mübarek, Berat gecesi 10 ihlas. Yine bu 3 ihlas. Bu 10 ihlastan 3 ihlas arasında ne kadar fark var biliyor musun? Mübarek adam bu 100 rekatta ne eder? 300 ihlas ediyor. Öbürü 1000 ihlas ediyor. Ne kadar fark var biliyor musun? 3 katı. Bu kolay. Evet. Şimdi ne diyor Ayşe annemize rivayet? Bu namazı aşure gecesi kılan öldüğü zaman kabri miskü amberle dolar. Kabre konan herkesin saçı sakalı tüyleri dağılır. Bu namazı kılmak nasip olanın kabirde tüyleri bile bozulmaz. Kabrinden çıkartıldığı zaman yüzü dolunay gecesi gibi nurlu olur. Kocasının evine hazırlanıp götürülen gelin gibi cennete götürülür.
Şimdi geçen birisi yazmış orada Flash TV'de sorular. Ya diyor benim babam her sene diyor Haşure günü ölmeme duasını okurdu diyor. Gitti tırın altında kaldı. Ya kardeşim senin baban nasıl okurdu? Abdestli miydi? Namazlı mıydı? Kabul olunur. Ben onu bilmem. Bu sene okudun ne biliyorsun? Zaten öleceği zaman ne yapılır? Unutturulur. O ayrı mesele. Şimdi adamın tüyleri dağılmaz. Yani ondan sonra adam bunu kıldı. Adam öldü. Gider mezarını da açar bunlar ha. Bir de baktı. Ulan heriften eser yok. Tüymüş her tarafı. Gitmiş. Ne olacak? Hoca yalan söyler. Ulan hadis de yalan olur mu ya? Ya belki abdestsiz kıldı herif. Ne bileyim ben. Belki riya yaptı. Belki kabul olmadı. Amellerini iptal ettirdi belki. Şirke düştü. Ben ne bileyim. Sen doğru dürüst. Allah rızası için kıl. Ya kabirde dağılmamak için falan da değil. Allah rızası için kıl ya. Ama tabii kabirde de böyle kaportayı dağıtmasak iyi olur. Böyle bir derli toplu dursak, bir rezil olmasak. O da iyi bir şeydir yani. Bazıları. Kefeni lekelenmiyor adamın. Nasıl adamlar var ya. Kefeni lekelenmiyor ya. Evet. Biz zaten şimdiden lekeli gidiyoruz. Adam temiz gittiği için de gelmiş. Sen şimdi kirli gidersen kefen nasıl kurtulsun ya? Aşure günü namazları. Orucu var. Bütün sene oruç tutmuş, sevabı var. Aşure günü oruç tutan ömrü boyunca oruç tutmuş gibidir. Bütün ömür oruç. Aşure günü orucu çok önemli bir oruçtur. Biliyorsunuz teheccüden sonra en kıymetli namaz, farzlardan sonra en kıymetli namaz gece namazı. Oruçların Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Muharrem ayı orucudur. Muharrem ayında en önemli günü Aşure gündür. Yani ne gün olmuş? Pazartesi. Yalnız Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye geldi, Yahudiler oruç tutuyor. Dedi niye bunlar tutuyorlar? Musa aleyhisselam bugün kurtulduğuna inanıyorlar. Şükür için tutuyorlar. E Musa benim kardeşimdir. Biz onlardan daha yakınız Musa'ya. Onlar Musa'nın yolunu bozdular. Biz nehnu hakku bi Musa minhum. Biz de tutalım. Tuttular. Fakat kafirlere benzeme durumu olmasın diye ertesi seneye yaşarsam 9'u da tutacağım buyurdu. Ama vefat etti. Yaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bize ne oldu? Vasiyet oldu. Tek tutmamak için ya pazartesi yaparsınız o daha iyidir. Ya da pazartesi sallallahu aleyhi ve sellem. Hoca bu pazar biraz uymuyor şey olarak. Hanımla kahvaltı yapıyoruz bir gün biliyor musun? O da oruç. Bak birbirinin suratına sabah sabah olmaz. Kavga gürültü çıkar. Onun için tamam. Esas aşure gün ne gün? Pazartesi madem. Sen ona salıyı da eklesen sünnet yerini bulur. Ama öbür türlü mecbur olsaydı pazar mazar bakmazdım derdim ama pay var da siz için zora sokmayayım. Yani salıyı da eklesen olur. Yani 10-11 oluyor o zaman. Bu şekilde tutulur inşallah Rahman. Aşura günü orucu tutan efendim birçok peygamberin sevabına ortak olur inşallah. Güneş doğduğu zaman gusül abdesti alınır. Yeni elbiseler giyinir. Bir avuç su alınır. Onunla başını sıvazlar, mesheder gibi. Sonra hasbiyallahu kefâ semâllâhu l-mendâ'a duası var. 53. sayfede bu dua okunur. Sonra efendim, 2 rekat aşure günü namazı, Fatiha'dan sonra Ayet-el Kürsi, 2. rekatta Fatiha'dan sonra Haşr suresinin sonu, yani levenzelna, onu çoğunuz biliyorsunuz. Namazdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife. Allahümme salli aleyhi seyyidina Muhammed ve aleyhi aleyhi sallam. Sonra duası var. 53'te başlıyor ama yok bitiyor tamam. 3 satır bir duası var. Aşure günü namazının duasıdır. Aşure günü başka namazlar var burada. Onunla 2. madde, 3. madde dualar var, namazlar var, 4. madde. Bunları bir de ne var biliyor musunuz? Düşmanlarını razı etme niyetiyle bir 4 rekatlık namaz var. Bu namaz irza-i husum. Yani haklar var ya haklar. Ahirette dalacağız birbirine. Bir adam bu namazı kılsa Allah o hakları ödüyor, söz veriyor yani ödüyor, adamları razı ediyor bundan. Bu da mahşerde tutuklu kalmıyor. Ama tabii elden gelen hakları tanıdık bildikleri ödemek lazım. Kaybolur, eder, adam helal etmez. Bazı inatçı adamlar var. Gidersin helal et, etmiyorum. Ya kardeşim 5 lira mıydı? 5.000 vereyim, ahirette görüşürüz diyor. Ne yapacağız şimdiki? Ha böyle de durumlar olur. Bu namazı mutlaka kılsın kul hakkı için. Bu 54. sayfededir. Bu namaz Şiratül İslam'da da geçiyor. Kaynaklarını yazdım. Düşmanları razı etmek niyetiyle kılınıyor. Bu namazda Allah Teala kabrin şiddetlerinden kurtarıyor. Davalılarını kıyamet günü ondan razı edeceğini vaat ediyor.
Aşure günü bu da kılınabilir. Bu senenin başka günlerinde de kılınıyor. Onları bakarsınız. Aşure günü yani 5 Aralık pazartesi günü okunacak dualar. Sübhanallah mil el mizan diye başlayan bir dua var. Bu çok kaç kere okunuyor? 7 kere. Bu duayı aşure günü okuyan o sene ölmez diyor. Eceli geldiyse ne olacak? Okumaya muvaffak kılınmaz diyor. Nasip olmaz diyor. Ama şimdi hemen gidip adama sen okudun mu duayı dergideki? Okumadım. Bu sene gidersin sen. Adamlara böyle evham yaptırma. Biz okuyamayan bu sene ölür demedik ki. Okuyana bir vade veriliyor yani. Uzatma da var. Ama eceli gelene okumak nasip olmaz. Bu ayrı bir şey konuşuyorum şimdi. Farklı. Bu dua 55. sayfededir. Ben mi uydurdum bunu? Muhammed İbni Abdülhayyad Davudil Kettan Hazretleri mecmuasında zikrediyor. Şeyh Ebul Bekali Ömeri o İbni Ferhun'dan El Mesalül Melfuza isimli eserden ben de bunu kaynak vermişim. Bu kadar alimden almışım. İbni Abidin'in torunu Şam müftüsü büyük alim Ebul Yusur Abidin'in kitabından aldım ben bunu. Ben de bunları gazetelerden toplamıyorum ki. Mübarek insan itikat et, iman et, oku. Allah hayırlı uzun ömür versin. Ama hoca ben zaten canımdan bezmişim, intihar etmek haram olmasa gideceğim, köprüden atacağım diyorsan okuma. Fark etmez. Yani okumak şart değil. Aşure günü 70 kere bir dua var günahların affı için. O meşhur. Hasbiyallahu ni'mel vekil, ni'mel mevla. Onu da okursunuz. Şihabettin Süreverdi Hazretlerinden bir dua naklediliyor. O sene başı duasıyla beraber. Aşure günü bütün peygamberlerin atları anılarak. Arapça bilmiyorum. Türkçesini oku, manalarını yazdık. İşte şu peygamberi kurtaran, şu peygambere şöyle, şu peygambere böyle. Bana da bir iyilik yap ya Rabbi dediğin zaman, o kadar peygamberin kurtulduğu günde, biz de kurtuluruz inşallah. Aşure günü imkan dahilinde yapılması, efendim uygulanan hasletler, nafile namazlar, oruç, akrabayı arayıp sormak, sadaka vermek, boy abdesti almak, göze sürme çekmek, bir alimi ziyaret etmek, bir hastayı ziyaret etmek, yetimbaşı sıvazlamak, çoluk çocuğa bolluk yapmak, çoluk çocuğa bolluk yapmak. Ha bak bu hadis denenmiştir. Ulema evliya diyor ki 50 senedir denedim, aşure günü eve bolluk yaptım. Yani erzak merzak, meyve bir şey, çerez neyse veyahut da hanıma bir haçlık, çocuklara bir hediye. 50 senedir evime darlık girmemiştir diyor. Aşure günü evine men vessa'a ala iyalihi yevme aşura vessa'allahu aleyhi sa'ira seneti. Bütün sene bolluk göreceksin inşallah. Mübarekler, geçim derdi çekenler, helal rızık arayanlar, aşure günü bolluk yapmak, tırnak kesmek, 1000 kere kulüvallahat okumak. Tabi namazda okuyamazsan da namaz dışında da olur. Bunlar aşure gününün faziletli amellerindendir. Peygamberlerle ilgili kıssaları cumartesi akşam Bursa'da sohbette anlatırım inşallah. Canlı yayından bilmiyorum, radyo veriyor mu onu bilmiyorum ama internetten veriyoruz. Oradan canlı yayın yapılacak. Allah Teala fazl-ı keremiyle kavuşmayı nasip eylesin. Men ahya leylete aşura ehyâhullâh maşâ. Kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse pazarı pazartesiye bağlı. En az teheccüd kılın, bir şey yapın. Yatsıyı sabaha cemaatle kılın bari. Aşure gecesini ibadetle kim ihya ederse Allah onu ihya eder. Ne kadar ihya eder? Adamın istediği kadar değil, Allah dilediği kadar sonsuz abad eder. Böyle bir ihya var inşallah. Rabbim taze hayat versin, sıhhat afiyet versin. Rabbim hayırlı uzun ömür versin. Ömrümüze bereket, rızkımıza bereket ihsan etsin. Ailemize huzurlar, bütün Müslümanlara, ehli İslam'a yardımlar eylesin. Suriye'yi halas eylesin. Yine bugün 15 kişi öldürdüler. Oradan devamlı Allah bu şialeri devirsin Allah'ım. Bunların düzenlerini devirsin Allah'ım. Fazl-ı keremiyle ehli sünneti vatanlarında rahata erdirsin Allah'ım. Mübarek aşura gecesi hürmetine, Muharrem-i Şerif ayı hürmetine Allah ehli sünnetin mallarımızı, canlarımızı, ırzlarımızı, haysiyetlerimizi kafirlere, münafıklara Allah haram eylesin. Amin. Muharrem hürmetine haram eylesin. Amin. Evet. Şimdi bazı dualarımız var. Kısaca dualar yapalım inşallah. Bir de okuyacaklarımız var. Hastalar dua isteyenler var. Kısa. Ama hepinize lazım. Hepimize faydası var. Mübarek cuma gecesi ilim meclisinin sonrasında cemaatle yapılan dualar reddolmaz. Amin. Subhane rabbil aliyil alel vâb. Elhamdülillâh rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ecma'in.
Allahümme inna neselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenne. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli mi amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavli mi amel. Allahümme inna neselüke min gayri mâ seeleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehan ve aleyke el belâg ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi el aliyyil azîm. Âmin. Allahümme inna neselüke minel hayri kullihi âcilihi ve âcilihi mâ alimnâ minhu mâ lem na'lem. Ne'ûzü bike minel şerri kullihi âcilihi ve âcilihi mâ alimnâ minhu mâ lem na'lem. Allahümme mâ kadayte lenâ min kadâ fece'al âkıbetehu reşedâ. Rabbena atinâ min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbena atim lenâ nûrenâ ve ighfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Her işte akıbetlerimizi güzel eyle ya Rabbi. Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azabından hıfz eyle ya Rabbi. Aşura gecesini günü ihya edenlerden eyle. O günde halas buyurduğun enbiya, evliya gibi bizi de kurtar ya Rabbi. Nefsin, şeytanın şerrinden halas eyle. Maddi manevi dertlerden, sıkıntılardan çıkar, feraha çıkar ya Rabbel Alem. Fazl-ı kereminle ya Rabbel Alemin bizlerin Muharrem ayı hürmetine ya Rabbi. Namazlara, ibadetlere, cemaatlere devam, sebat istikametle müşerref eyle. Ailelerimizi yâr eyle, itaatkâr eyle. Evlatlarımızı salihin salihata ilhak eyle. Ehl-i sünnete yardım eyle. İmanlarımızı muhafaza eyle. Ahirette kulaklarından helas olarak temiz çıkmak nasip eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Nafile namazlara, müstehaplere, sünnetlere ya Rabbel Alemin meşgul olacak kadar kuvvetler, imkanlar, fırsatlar ihsan eyle. Zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize yardım eyle. Ya Rabbi nefsimizin eline terk eyleme bizi. Ya Rabbi fazl-ı kereminle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle hakkı hak göster, ona uymak nasip eyle. Batılı batıl olduğunu anlat, ondan sakınmak nasip eyle. Amin Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyet. Ömrüne bereketler ihsan eyle. Başımızdan eksik etme, yokluğunu gösterme. Ya Rabbi onun şanı şerefini düşürmek için uğraşanlar. Yok efendim unutuyor, şaşırıyor, hastadır. Ondan iş çıkmış, tarikatı bozduracaklar onun eliyle gibi. Böyle uyduranları dilsiz eyle ya Rabbi. Sustur bunları ya Rabbi. Şerlerini iptal eyle ya Rabbi. Efendi Hazretlerimiz itikadımızı, muhabbetimizi gün be gün müzdad eyle ya Rabbi. Ne iftiralar yapıp bu cemaatleri karıştırmak isteyenler varsa hilelerini başlarına döndür ya Rabbel Alem. Geldikleri yerlere geri döndür ya Rabbel Alem. Amin ya Rabbi. Huzur üzere, sükunet üzere Efendi Hazretlerimize, dostlarına, evliyaya karşı itikat üzere yaşayıp ölmek nasip eyle. Dünyada himmetlerinden, ahirette şefaatlerinden mahrum eyleme ya Rabbel Alemin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Evet, hastalar, dua isteyenler var. Hacı Ramse Efendi Hanım, Hacı annemiz çok dua, zikir, el kadın ameliyat oldu. Acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi dertlere devalar ikram eyle. Fazl-ı kereminle ya Rabbel Alemin mahkemesi olanlara hayırlı muvaffakiyetler ihsan eyle. Yunus Edemoğlu kardeşimiz, ya Rabbi hayır üzere neticelendir ya Rabbi. Her işte akıbetini, akıbetimizi güzel eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hayra çevir ya Rabbel Alemin. Fazl-ı kereminle batıl kararlar alınmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi, Aşçı Osman Efendi ağabeyimiz vefat ettiler. Sen ona rahmet eyle, kabrini nur eyle. Efendim, insanlara hoş davranmasının hukukundan dolayı, Müslümanları sevmesinden dolayı, bizlerle ilgilenmesinden dolayı kendisini hayırla mükafatlandır ya Rabbel Alemin. Amin. Ruhu için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hediyelerimizi ihsal eyle, kabrinin nur eyle. Ya Rabbi Suriye'de 4000'e yaklaştı, 4000'i aştı şehitlerimiz var. Ehl-i sünneti mezbaha gibi kesiyorlar. İran Şialar'da gönderiyorlar efendim adamlarını, ehl-i sünneti doğratıyorlar. Sen bunlara fırsat verme ya Rabbi. Bütün Filistin'de, Gazze'de nerede zulme uğrayan varsa helas eyle ya Rabbi. Suriye'deki şehitlerimizin özellikle bugün dün 15 kişi daha şehit edildi. Hepsinin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hediyelerimizi ihsal eyle. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve alâ âli ve sahbih. Es-salâtu ve selâmu aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu ve selâmu aleyke ya Habîballah.
Salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Şeyi kapattım. İlahi şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sahibi şahına. Ruhi ruhina imam tak nefendi ve amus sallallahu aleyhi ve sellem. Osman efendi khasaten el Fatiha.